Meclis Araştırma Komisyonu çerçevesinde toplantılarına devam etmek. Geçen hafta bildiğiniz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ertesi günde ilgili akademisyenlerle beraber yapılan toplantımız gerçekleştirilmişti. Bugün komisyon uzmanlarıyla beraber yaptığımız bir iş toplantı vardı. Orada bu ilgili toplantılarla alakalı bir nevi mutfaktaki yapılacak çalışmalarla alakalı konu ettik. Bugün de burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Adnan Ertem Bey'in başkanlığında gelen heyetin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile beraber Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekilinin aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve değerli arkadaşlarıyla beraber yapılacak değerlendirmeler yapacağız. Bugün CHP grubundan gelen milletvekilimizin yaptığı değerlendirme ile beraber sunum yapılacak. Sunumla beraber komisyon üyesi arkadaşlarımızın varsa soru, eleştiri veya tavsiyesi değerlendirilecek. Adım adım gidecek. Bugün de bu tarzda bir konuşmayı inşallah bu toplantıyı sürdüreceğiz. Ben sözü ilgili bakan yardım usulle alakalı mı konuşacaksınız? Bir başsağlık. Buyurun. Geçen haftaki oturumdan bu tarafa bir madenci daha yaşamı yitirdi ve orada yaşanan can kaybı 42'ye yükseldi. Taner Şen ailesine ve bütün madenci teşkilatına, bütün emekçilere başsağlığı diliyoruz burada. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında yine bir patlama meydana geldi. Bu esnada geçen haftadan konuların nedenli önemli olduğunu, alınacak tedbirlerin nedenli aslında önlenebilir olduğu çok net bir şekilde ortaya koyan neden önlenemediği üzerine tartışmalar yürütmek bir hayli daha önem arz ediyor bu son yaşta. Hastaneden taburcu edilen İbrahim Çeliktaş'a tekrar acil şifalar diliyorum. Bu konuda komisyona bilgi vermek istedim. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Peki, hani bir CHP'den söz verdim. Eğer AK Parti'nin isteyen arkadaşımız varsa ona vereceğim. Ali Bey buyurun. Yaşanan maden kazası ile ilgili Deniz Bey herhalde söz hakkımız hakkında şey yaparsanız. Kani Bey'in konuşmasını yeterli bulmadınız mı İstanbul İzmir Milletvekili? Ben Zonguldak Milletvekili. Yok siz İzmir Milletvekili diye yeterli bulmadınız. Ben Zonguldak Milletvekili. Bak soruma cevap verin. Sorunuza cevap vermek zorunda değilim. Siz zaman, benim şey mi? Yargılama mı yapıyorsunuz? Ne demek sorumuza cevap verin? Benim sorduğum soruları da siz cevap verin. Ben Zonguldak milletvekili değil miyim? Sayın bu başkan, kaza Zonguldak'ta olmadı mı? Ya böyle bir nezaketsizlik olmuş. Nezaketsizlik. Mesul arkadaşlarımıza teşekkür edip toplantımıza geçeceğiz. Zonguldak milletvekili olarak Zonguldak'ta yaşanan maden kazasıyla ilgili siz Kani Bey'in konuşmasını yeterli bulmadınız mı İstanbul İzmir milletvekili diye? Yok siz İzmir milletvekili değil. Müsaade edin. O zaman lütfen müsaade edin. Müsaade edin. Ne demek sorumuza cevap verin? Benim sorduğum sorularını siz cevap verin. Ben Zonguldak milletvekili değil miyim? Bu kaza Zonguldak'ta olmadı mı? Ali Bey buyurun. Amasra'daki kaza nedeniyle tedavisi devam ediyor. Nezaketsizlik. Madenci kardeşimizde Taner Şerbey vefat etmiştir. Tamam, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ben sonra kaza ailesine başsağlık diliyoruz. Bu komisyonun en temel ve en önemli görevlerinden birisi. Bu kazayı bütün
taraflarıyla aydınlatmak, ortaya koymak, bundan sonra başka kazaların olmaması için gerekli tedbirleri kazanmasında görüş ve önerileri sunmak ve usulün hatası olanlarla ilgili de gerekli tetkik ve incelemeler yaptıktan sonra ilgili makamlara iletmektir. İnşallah bu çerçevede çalışmamıza devam edeceğiz. Vefat eden işçi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer yaralısı devam eden kardeşlerimize şifalar diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben Zonguldak'la ilgili konuşmadım. Sadece İstanbul'daki hastanede yatan arkadaşlarla ilgili komisyona bilgi vermek istedim. Bundan sonra değerli arkadaşlar bu vesileyle duyuru yapmış olayım. Yani kendi aranızda basın açık kısımda her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alıp basını bilgilendirme imkanınız var. Ama biz komisyonumuzun çalışmasını aynı şekilde devam edeceğiz. Kendinize lütfen bir arkadaş seçin. O Kani Bey olmayabilir, başkası olabilir. Ona lütfen siz karar verin. Ondan dolayı arkadaşlar dilek ve temenniler kısmında ben bütün o 21 tane milletvekili arkadaşıma söz veremem ve çalışmaya devam ettiriyorum. Adnan Bey sözü size veriyorum. Buyurun lütfen. Söz vermeniz için kaç kişi ölmesi gerekti madem? Adnan Bey buyurun siz basın arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz bize? Saygılı olun. Saygılı olun. Haddinizi bilin, saygılı olun. O sorduğunuz sorunun ne anlama geldiğini bilin. Saygılı olun. Karar alıp burada açık. Saygılı olun. Adnan Bey buyurun. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyiz. Adnan Bey buyurun devam edin siz. Ben Zonguldak milletvekiliyiz. Adnan Bey buyurun. Hepimiz her il milletvekiliyiz. Komisyon başkanı milletvekiliyiz. Ben Zonguldak milletvekiliyiz. Komisyon başkanı yaralandı. Adnan Bey siz buyurun. Ciddi olmuş. Ya ciddi olmuş. Ali Bey. Tamam. Kaç madde yaralandı? Hemen söyleyin. Biz biliyoruz. Sen biliyorsun. Kaç ağır yaralıyorsun? Ya bu soruları yemişsin ki sen yapıyorsun. Ya Aysun abi milletvekili ilk defa toplantımıza katılıyor. Bak lütfen. İstismar ediyor. İstismar ediyor. Bak lütfen. Olmaz. Ben herkese... Yok hayır. İstismar ediyor. Hayır. Yerine çekalışmayacaksın. Karışmayacaksınız. Ali Bey, tamam. Adnan Bey buyurun. Arkadaşım lütfen saygılı olur musun sen? Deniz Bey. Arkadaşlar basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Buyurun. Anladım ama böyle bir şey yok. Ben yönetim havası yok. Saygılı olun. Karar alıp burada açık saygılı olun. Adnan Bey buyurun. Bakmayın. Biz AK Parti milletvekilleri değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyiz. Fark etmez. Adnan Bey buyurun. Ben Zonguldak milletvekiliyim. Zonguldak. Türkiye'de herkes her yeri milletvekilidir. Böyle bir şey yok. Zonguldak. Evet Zonguldak. Hepimiz her yeri milletvekilidir. Komisyon başkanı yöneteceğiz. Zonguldak milletvekilidir. Ne iş anladın? Komisyon başkanı. Adnan Bey siz buyurun. Ciddi olmuş. Ya ciddi.